Ne yani? Şimdi bizim Almanya'da her gün kalkıp tıp fakültesine mi gidiyor abi? Aynen öyle abicim. Yani aklı sıra Kerem'i oyunlarını alet edip bizimle aramızı açmaya çalışıyor. O öyle demiyor ama. Sözüm ona Kerem Hoca'dan hoşlanıyormuş. Yok canım, ne alakası var? Hepsi numara. Aa, niye? Olamaz mı birader? Yani Kerem Hoca yakışıklı adam. Toplum içinde bir itibarı da var. Ulan bütün kızlar senden mi hoşlanacak? Herkes seni mi sevecek be? Ha? Yok. Aman tamam ya, tamam. Siz de birbirinizle öyle çapraz, öyle horizontal ilişkiler yaşadınız ki ne söylesek ucu birinize dokunuyor yani. O yüzden sen de bu konu hakkında bir daha hiç konuşmayacaksın abi. Heh, hoş geldin sevgilim ya. Aman kurtar beni bunlardan. Kurtarmaya geldim zaten. Hadi yürü, sahibinden kiralık bakmaya gidiyoruz. Heh, evet bakalım ya. Evimizin yolunu tutalım. Tutalım, tutalım da sen kararını verdin mi? Akşama hiçbir şey kalmadı şurada. Tamam güzelim, bakıyoruz işte ama yani daha bir kıvılcım var fakat hayal kurma aşamasındayız yani. Efeciğim, sen önce hayal kuracağına bir kendine ev kursan ha? Valla ben evi buldum, dershaneyi de buldum. Abinle de konuştum, babandan parayı o isteyecek. Yani akşama bir sen hede yeter, her şey hazır. Birader görüyor musun? Benim manita Urla Belediyesi gibi çalışıyor. Kız en doğrusunu yapıyor oğlum. Zaten şu evi bir tutalım. Ben dershane için seninle sonra bir adam akıllı konuşacağım. Hadi hadi biraz hızlı yürüyün, hadi. Evet, işte ev bu. Teyzeciğim, yani ballandıra ballandıra anlattığınız yer burası mı? Aa, nesi varmış evin? Aslan gibi çocuklarsınız. Siler süpürür yerleşirsiniz. Ne olacak? Vallahi bana da öyle geliyor yani. Ben burayı sevdim galiba ya. Efendim? Bak bence fazla acele etme. Başka yerlere de bakarız ha. Oğlum bugün bu baktığımız dördüncü ev zaten ya. Biliyorsun diğerleri bundan beter. Yani benim öyle 8 katlı konak tutacak param yok yani. Ev sahibinden oğlum bu. Ya bana bir çatı olsun yeter. Biz buraya denizden gireriz. Ben tutuyorum. O zaman ben de kapora rica edeyim. Yok, kapora falan bizde yok teyzeciğim yani. Bizde direkt tiko para var. Yani veriyorsunuz kaporayı, ondan sonra bir şey oluyor. Falan, aa ne oldu? Yandı gülüm. Gitti, keten kapora oluyor. Nakit, 1000 lira. Buyurun. Böylece ota yıkama yadigarı da bir işe yaramış oldu birader. Ben de kontratınızı hazır edeyim. Ya hiç aceleye gerek yok. Ben buradayım zaten. Alayım ben anahtarı. Evde kaçmıyor ya zaten. Ne oluyor ya? Tren tren o. 10 dakikada bir geçer. Alışırsınız, merak etmeyin. İyi. Aman yıkılmadan temizliğe başlayalım birader. Alışırsınız. İşte düğündü, arkadaşlarıydı, ütücüydü derken sezon başında başlayamadı dedim. Allah'tan Şubat tatilinde başlamış, hızlandırılmış kurslar vardı, iyi oldu. Ay dershane sahibini görürsen o kadar şirin bir adam ki. Siz hiç üzülmeyin yani, biz onu hemen yerleştiririz dedi. Yani tabii sen yine bir 24 saat düşün, tamamla. Ben bin diye anlatıyorum. Efe? Ya abicim laf anlatıyorum burada, neredesin sen? Tamam canım, tamam sen anlata dur. Ben bir şey alıp hemen geliyorum. Ne güzel işte. Hem biz de baş başa kalmış olduk. Belki de bizi terk edip kaçmışlardır ha. Efendim muhteşem ticaret fikirleriyle yeni bir hayat kuracaklardır, olamaz mı? Umarım ki zaman senin ablanın ve Deniz'in babasının ikinizi terk edip de baş başa bir hayat kurduğu günleri göstermez Aslı'cığım. Siz hala iki sevgili kalabileceğiniz mi düşünüyorsunuz? Ya biz her şeye rağmen birlikteliğimizi sürdürmek, her şeye göğüs germek için birbirimize söz verdik ya. Evet. Bu yaşadığımız son... Yani bundan daha kötüsü olmaz değil mi? Anlamadım. Ya öyle dün birdenbire aklıma geldi. Aslında Mine aklıma soktu. Hı. Babanla ablam şimdi evet düşmanlar. Ama ya yarın bir gün Deva için evlenmeye kalkarlarsa? Aslı saçmalama hayatım yani... Bu saatten sonra babamın böyle bir saçmalık yapabileceğini sanmıyorum. Yani eğer böyle bir şey yaparsa onu asla affetmezsin öyle mi? Bak. Kardeşim mağdur etmemesi ondan en çok isteyen belki de benim. Ve olan onca şeye rağmen annem onu terk etmediyse ve bunu babam yaparsa evet. O zaman onu affetmem işte. Peki ya biz?
Ya şurada 2 dakika baş başa kalmışız. Nereden çıkarıyorsun bunları? Hem ayrıca bu saatten sonra böyle şeyler olmaz. Merak etme. Güven bana. Biz kimse giremez. Ya kızım 2 dakika beklemiyorsun. Vallahi ayıp ediyorsun ya. Ne oldu ya? Yine renk paylaşamıyorsunuz. Ya abicim şuna baksana ya. Biz ne diyoruz? Adam gitti bugün neler aldı. Onlar ne Efe? Sakıp Sabancı'nın hayatı. Vehbi Koç'tan İnciler. 10 derste patron olma sanatı. Ya senin anlayacağın benim gibi iş hayatına sıfırdan başlamış abilerim. İş deneyimlerinden faydalanmak istedim. Odur yani. Ya oğlum sen manyak mısın? Senin bu ara bunlardan değil, test kitapları alman lazım. Ya ne test kitabı? Ne diyorsun oğlum ya? Ben okumayacağım diyorum. Hala anlamıyor musunuz ya? Kendi işimi kuracağım diyorum. Allah Allah. Hatta yolda gelirken şirketin ismini bile buldum. Bakayım. Hacı. Hacı mı? Hacı. Ne yapacaksın abicim? Spor malzemesi dükkanı mı açacaksın? Hayır oğlum. Bak iyi dinle. Hiç akla gelmeyecek ihtiyaçlar dükkanı. Neymiş efendim o ihtiyaçlar? Benim de daha aklıma gelmedi ama bulacağız elbette. Allah Allah. Efe, oğlum bak senin bu hayat kurtulmadan sıkıldım artık, tamam mı? Gece rüyamda kutular gördüm dersin. Gündüz gider bu kitapları alır gelirsin. Sana rüyanda gördüğün kutuların ne anlama geldiğini söyleyeyim mi? Söyle abicim, neymiş? Hani eskiden kutu kutu pense diye bir oyun vardı. Onun şarkısını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım bilmem ne arkasını dönse. Aynen öyle abiciğim. Eğer sen arkadaşlarının ailene verdiği sözü çiğner, onlara arkanı dönersen, böyle kutularla bilmem neyle uğraşırsan, aynen tekerlemede söylediği gibi biz de sana arkamızı döneriz, bir daha da yüzüne bakmayız, tamam mı? Bunu o kalın kafana sok artık. Vay be, demek öyle ha. Yani okumazsak hepiniz beni sileceksiniz ha. Güzel. Kusura bakma Efe ama artık benden de bu kadar. Yani birinin sana gerçekleri söylemesi gerekiyordu. Efendim anne. Şu an önemli bir şey konuşuyoruz. Hiç sırası değil. Ne diyorsun sen ya? Ne oluyor ya? Baban. Babamın gırtlağına bıçak dayamış.